Kediler ve köpeklerin deri hastalıkları oldukça yaygın gördüğümüz problemler içerisindedir. Bu diğer hastalıkların yanında kliniklerimize sıkça gelen bu problemlerle zaman zaman meşgul oluyoruz. Tabi bunları biz kolay anlaşılması açısından ikiye ayırabiliyoruz daha çok sistematik olarak. Bu mevsimsel olanlar ve mevsimsel olmayanlar diye. Genellikle mevsimsel olan deri problemleri daha az oranda gördüğümüz problemlerdir aslında ve çoğunlukla da bu mevsimsel olmayan problemlerle diğer hastalıklara bazı deri hastalıklarıyla karışmaktadır. Çoğu hayvan sahibimiz bunu diğer hastalıklarla karıştırdığı için çok ciddi bir problem olarak görüyor ama aslında bu mevsimsel hastalıklar kozmetik bir problemdir. Yani bu kedilerde çoğunlukla bir diğer deri hastalıklarında olduğu gibi kaşıntı, ağrı, hatta ağır problemlerde iştahsızlık, halsizlik, titreme gibi semptomlara yol açmaz. Sadece görsel açıdan bir rahatsızlık oluşturur hayvan sahiplerimiz açısından ama hayvanın kendisi açısından bu rahatsızlık vermez. Bu olay aslında tamamen kıl foliküllerinin ışığa duyarlılığıyla ve çevre ısısından etkilenmesiyle alakalı bir durumdur. Bu genellikle mevsim geçişlerinde ki özellikle kıştan ilkbahara geçiş döneminde kıl foliküllerinin işte yeterli güneş ışığını alamaması ve çevresel ısının çok farklı boyutlarda ulaşması nedeniyle kıl folikülleri bazı hayvanlarda etkilenebilir ve özellikle yaza doğru ilkbahar dönemi esnasında da bu kışın hayvanların üzerindeki yoğun kıl örtüsünü kaybederler. Bunu hayvan sahipleri çoğunlukla işte kıl örtü, kellik veya bir yoğun bir kıl kaybı olarak tanımlayabilirler. Ciddi bir problem olarak tanımlayabilirler ama öyle değildir bu. Bu normalde kışın özellikle dışarıda bulunan hayvanların yoğun bir kıl örtüsüyle soğuktan korunmasını, hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla gelişen bir durumdur aslında. Daha sonra da yaza girerken bunları kaybederler. Bu bazen yazdan kışa girerken de olabilir. Bu dönemlerde de görülebilir. Bu tamamen hayvanların genellikle sırt bölgesinde ve karnın yan taraflarında kıl dökülmeleriyle karakterizedir. Bunun genellikle diğer hastalıklarla pek ilgisi yoktur. Bu sezonal problemler daha çok dediğimiz gibi güneş ışığı ve çevresel ısıdan kaynaklanır. Kıl foliküllerinin kaybolmasıyla veya kıl foliküllerinin üreme kabiliyetlerini azaltmasıyla veya dinlenme periyoduna geçmesiyle ilgili bir durumdur. Sezonal problemler çoğunlukla diğer hastalıklarla karışabilir. Diğer deri hastalıklarla da karışabilir. Bu diğer deri hastalıklarını ayırt edilmesi için mutlaka bir veteriner hekim kontrolüne kedi ve köpeklerini götürmeleri gerekir. Orada hekimlerimiz detaylı bir muayene yapmak durumdadırlar. Bu muayenenin başında da öncelikli olarak hastayla ilgili, hastalıkla ilgili, barındığı ortamla ilgili, yediği mamalarıyla ilgili detaylı bilgilerin alınması gereklidir ve bir tıbbi geçmişinin de öğrenilmesi gerekir. Daha sonra hekimlerimizin hastalığın durumuna göre bu sezonal olmayan özellikle deri problemlerinde hastalığın durumuna göre çeşitli ve detaylı çok değişik laboratuvar analizleriyle çok farklı analizlerle teşhis yoluna giderek tedaviyi buna bağlı yani spesifik tedaviyi de gerçekleştirebilirler. Mevsimsel olmayan problemler daha yaygın olduğunu söylemiştik. Bunların hormonal yönü vardır. Beslenmeyle alakalı yönü vardır. Bunun dışında bakteri, virüs, mantar, parazit gibi enfeksiyonlara bağlı rolü vardır. Bir de alerjilerin çok yaygın olduğunu görebiliyoruz. Gıda, toz, polen, işte pire alerjisi gibi veya yataklık bulunduğu ortamlarına karşı bir takım malzemelere karşı alerjilerin çok yoğun olduğunu gözlemliyoruz. İşte bu her bir ayrı ana başlık altında saydığımız nedenlere yönelik hekimlerimiz en basit mikroskobik
analizlerle birlikte detaylı laboratuvar analizleri, kan biyokimyası, hematolojik analizlerle çözüm yoluna giderek uygun tedavilerini yapabilirler. Genelde bu deri hastalıklarına da yaygın yaklaşımımız oldukça başarılı bir şekilde devam etmektedir. Tamam. Bahsettik. Sezonal deri hastalıkları özellikle mevsimsel olarak bunların çoğunlukla kıl foliküllerinin telojen fazı yünlerin parlak, düzgün, yani dökülmemiş olması gerekiyor. Şu ortamda bir daha söylemediğiniz bir şey vardı. Özellikle